Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Birinci Okulu Astroloji Haber Merkezi'nden hepinize merhaba. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Evet, neler var sevgili Demet? Çok ilginç bir aya girdik. Evet, sevgili ikizler, Kasım ayına giriş yapıyoruz. Bu ay yine tutulma ayı. Yılın 5. ve son tutulmasını yaşayacağız. 3 Kasım'da Akrep Burcu'nda, 11 derece Akrep Burcu'nda güneş tutulması olacak. İkizler için 6. evlerinde olacak bu tutulma. İş hayatları, çalışma hayatları, günlük yaşamları, rutinleri ve sağlıkları ilgili bazı yeni başlangıçlar, değişimler, hayatlarında dönüşümler söz konusu olabilir. Akrep Burcu çünkü orada dönüşümleri getirebilir hayatlarında. Aslında kuzey düğümünün buradaki evet. etkisi stil değişimine de evet. sebebiyet veriyor. Evet. Yeni bir beslenme tekniği. Bunun yanında şey olabiliyor, bir check-up yaptırabiliyor, evet. sağlıkla ilgili bir yapı da ortaya çıkabiliyor. İş, beslenme ve giyim tarzıyla alakalı bazı dönüşümlerin olacağı görünüyor. Ben biraz olumlu görüyorum ama bu tutulma ile ilgili detaylara haftalık burç yorumlarında daha evet. da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Evet, 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na geliyor. Ne diyorsun? Evet, Venüs Oğlak Burcu'na geçecek. İkizler için maddi konular, ortaklaşa gelirler, hisseli paralar, banka, kredi işleri, vergi, sigorta primleri gibi tabii, konular tabii. biraz. Daha gündeme gelecek evet. ve aslında bu olumlu da. Olumlu. Bence Satürn'den destek almış bu. Satürn'den evet. Mars'tan, Başak'tan da destek oluyor. Küçük kazançlar olacak. Küçük sigorta gelirlerinde evet. alt işler olabilir, kasko gelirleri olabilir, küçük krediler olabilir. Yani çok büyük değil ama burada bu unutulmaması gerekiyor. 6 Mart'a kadar Venüs burada. İkizler evet, Burcu'nda. Ve retro yapacak. Evet, retro yapacak. 21 Aralık 31 Ocak arasında bazı sorunlar yaşayabilirsiniz sevgili ikizler. Onun için 21 Aralık'a kadar olan dönemde maddi sorunları çözmek için bazı fırsatlarla karşılaşacağız. 6 Kasım'a ne diyorsun? 6 Kasım Güneş ve Satürn Akrep Burcu'nda kavuşuyor. Bu yine iş hayatları ile ilgili belki ciddi bir oluşum olabilir. Güneş tutulmasının etkisini de arttıracak bir durum. Fakat ciddi bir grip de olabiliyor. Tabii, sağlığı Güneşin etkisi yani. Akrep evet. etkilediği için ciddi evet. bir enfeksiyona evet. da dikkat edin. Özellikle cinsel bölgeler. Evet, cinsel bölgelerle ilgili sorunlar olabiliyor. Cinsel hastalıklar olabiliyor. Evet. Güneşin pozisyonundan dolayı. Bu ciddi bir dönem. Dikkat edilmesi lazım. Arkasından 10 çok Kasım'da dikkat artık ikizlerin gezegeni Merkür düzeliyor. İkizler burçları biraz daha iyi olacaklar. Çünkü gezegenleri retrodayken bazı işler tersti. Evet. Ters gidiyordu. İç dünyanın evet. dış dünyaya daha iyi vuracaklar ama 12 Kasım bence yılın en iyi günlerinden evet. biri. Güneş ve Jüpiter arasındaki üçgen açı çok destekleyici, güzel bir üçgen. İkizler burçları içinde iş ve para konularında belki şanslı fırsatlar, mutluluk verici olaylar. Evet. Gelirleri ve gelir gider dengesini düzenlemek, gelir artışı. Evet. O Jüpiter Sirius'un üstüne geldi mi veya Konopos'un geldi değil mi? Geçti. Geçti değil mi Sirius'un üzerinden? Evet, 20 Konopos, derecede şu sıralarda. Tabii 20 derecede Konopos. Orada retroya geçti ya bu ay. Evet. Geriye doğru gelecek. Aslında bu 12 Kasım bazı ilkleri, bazı ikizler burçlarının Konopos Major üzerinden geçtiğinde işte 21 Aralık civarında bu dönemde başlayan bazı iş ve kariyerle ilgili yapılardan Konopos Major Sirius A döngüsü arasında kazançlar elde edebileceklerini gösteriyor. Yani 12 Kasım'da kazanç gelmedi diye üzülmeyin. Aslında yılın en iyi dönemlerinden biri ama orada Konopus'un üzerinden geçtiği için Konopus da tetik noktasına geldiğinde gene bu 21 Aralık 31 Ocak arasında bir kısmınıza ekstra gelir getirecek diyebilirim ben. Evet. Ne evet. dersin? Ben de söyleyebilirim. Belki önceden gelmeyen bekledikleri bir şeyin gelmesi. Çünkü Sirius A çok evet. güçlü konumda. Sirius B sefirit konumda. Sirius C'nin gücü çok fazla. Konopus Major ile birleşmiş. Jüpiter çok güçlü. Bence gelir gelecek. Güzel. Hı-hı. Güzel. Hı-hı. Devam ediyoruz. 17 Kasım'da Boğa Burcu'nda Dolunay'ımız var. Ona ne diyorsun? Boğa Burcu'ndaki Dolunay İkizler Burcu için 12. evlerinde olacağı için Dolunaylar bazı konularda farkındalık kazandıran durumlardır. Sonlanmalara neden olabilirler. Onlar da belki hayatlarıyla ilgili bir konuyu bir şekilde bilinçlerinde daha net hissedecekler ya da bazı kararlar alacaklar. Sigarayı bırakabilirler. Evet, zararlı alışkanlıkları. Şekerden uzaklaşabilirler. Evet. Un, şeker, yağdan kurtulabilirler. Evet. Ama bu dönem psikolojik bir terapi almak, kötü bir alışkanlıktan kurtulmak, bedensel bir bakımla ilgilenmek için uygun. Yalnızca hırsızlığa dikkat.
Gizli düşmanlıklar, beklemedikleri bazı durumlar oluşabilir. Kadın erkek ilişkilerinde biraz da hanımlardan gelebilecek dedikodular, bazı tartışmalar, çatışmalar. Hı-hı. Bunun yanında 5 derecelik opta güneş var. Güneşin 5 derecelik opta olayları büyütebilecek bir yapısı evet, var. Evet. Ne kadar korunma varsa da küçük hırsızlıklara, bazı çalınmalara dikkat etmemiz lazım. Bir de bilgi hırsızı yaratır mı? Evet. Yani bilgi hırsızı güneşin 12. evdeki pozisyonu diyorum. Bunları daha detaylı haftalık yorumlarda konuşacağız zaten arkadaşlar. Birinci okuru videolarına haftalık yorumlardan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Facebook app'lerimiz, Burç Durumu app'imizi ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Bunları da görebilirsiniz. Arkasından neyimiz var elimizde? 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçecek. İkizler için Güneş'in Yay Burcu'na geçmesi karşıt evleri olduğu için ikili ilişkiler, ortaklıklar, paylaşımlar, aşk, evlilik, evet, birliktelik bunları ön plana çıkartıyor ama artı bunlar da avantaj da sağlıyor. Evet. Yalnızca Neptün'den gelebilecek bazı 24 Kasım'daki değerlere dikkat etmek gerekiyor. İş ve kariyerle ilgili beklenmedik bazı haberlerin gelmesi, hı-hı, hayal kırıklıklar, üzüntüler, hı-hı, bazı işte çok para kazanacağım, çok para kazanacağım, milyon dolarım olacak şeklinde çevrenizdeki insanlara laflarında kanmayın, kandırılırsınız. Güneş Neptün karesi kandırılmak ve yalanla alakalıdır. 28 Kasım Venüs karşı Jüpiter. Ve 30 Kasım var. 30 Kasım daha önemli bence. 30 Kasım'da Güneş ve Uranüs'ün üçgen açısı var. Aşk, aşk, evet, aşk. İlginç, beklenmedik. Belki arkadaş, hani arkadaşlıklardan, sosyal gruplardan gelebilecek bir ilişki fırsatı olabilir. Bir partiye katılabilirler, evet, toplantılara katılabilirler, nezih ortamlara gelebilirler. Aralık ayı sizin için çok iyi. Sevgili karın ikizler. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.